Mapfre Sigorta Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün aslında çatıya baktığımızda inşaat sektörünü konuşacağız ama biraz daha mikro alana doğru, makrodan ayrılıp mikroya gireceğiz. Ve belki de bugüne kadar kendim öyleydi çünkü çok detaylı bilmiyorum. Eminim siz de bilmiyorsunuzdur. Bir hazır beton sektöründen bahsedeceğiz ama asıl amaç tabii hazır beton sektörü değil. Hazır betonu yaratan, üreten tesislerden ve bu alandan bahsedeceğiz. Gerçekten ilginç bir başarı hikayesi var ortada. Çünkü işin içinde ihracat var. İşin içinde çok büyük montanlı üretim ve tesisler var. İlginç bir sektör ve bu sektörde faaliyet göstermek de gerçekten ilginç. Efendim, Elkon Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut bizlerle birlikte. Biraz sonra bu alandaki, inşaattaki bu gelişmeyi, daha spesifik olan bu gelişmeyi bizle paylaşacak, anlatacak. Ben dinledim, yayın öncesi uzun uzun sohbet ettik. Gerçekten başarı hikayesi ve konu da paylaşılması gereken bir konu. Bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de varsa ve soru ve yorumlarınız katılabilirsiniz. Canlı olarak merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Alpagut. Hoş bulduk efendim. Efendim, biraz sonra paylaşacaksınız, detaylarını anlatacaksınız. Eminim bana anlattığınız gibi anlatın. Ben çünkü böyle bir şaşırdım kaldım. Hiç endişeniz olmasın. Ya nasıl bu yani ben betonu, beton hani işte gördüğüm bildiğim... Kendinden geliyor sanıyordunuz. Alt tarafı beton diye görüyorum ama onun alt tarafı da betonmuş, üst tarafı da betonmuş. Aynen. İşin hikayesi başkaymış. Ayrıca bu işin Türkiye değil bir de ihracatı varmış. Yurt dışındaki daha başka boyutmuş. Hepsini konuşacağız sizle. Bu paylaşım bizde bir hikaye gibi görüyorum ben bunu. Ama önce arkadaşlar bir haber hazırlamıştı. Onu birlikte bir izleyelim, sonra sohbete başlayalım. Efendim, bir küçük haberimiz var, birlikte izleyelim. Türkiye'nin deprem kuşağında olması sonucunda doğal afetler büyük can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Ülkemizde ADES kayıt sistemine dayalı yaklaşık 38,4 milyon konut bulunuyor. Bu nedenle yapı güvenliği açısından binalarda betonun kalitesi ön plana çıkıyor. Yüksek katlı binalardan barajlara, prefabrikasyondan metro inşaatlarına kadar pek çok alanda kullanılan hazır beton, inşaat teknolojisinin ana unsuru olarak göze çarpıyor. Kentsel dönüşümse inşaat sektörünün lokomotifi olmaya devam ediyor. Her yıl 300 bin konutun hedeflendiği projede 5 yılda toplam 1,5 milyon konutun dönüştürülmesi planlanıyor. Hızlı büyüme ve talep artışı ile birlikte Türkiye 115 milyon metreküp hazır beton üretimiyle Avrupa'da 2009 yılından bu yana birinciliği başka ülkelere bırakmadı. Türk hazır beton sektörü Avrupa'da en fazla beton üreten ikinci ülkenin iki katından fazla beton üreterek dünyada Çin ve Amerika'dan sonra en büyük beton üreticisi konumunda. Türkiye Hazır Beton Birliği sektör raporlarına göre inşaat sektöründeki hızlanma ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor. Yurt içinde faizlerin düşük olduğu ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerde de sektör bundan en verimli şekilde faydalanıyor. Geçtiğimiz yıl hazır beton sektörü %13'lük bir azalmayla 100 milyon metreküplük bir üretim rakamıyla yılı kapattı. Evet, özetle böyle. Şimdi inşaat dediler. Sizin evet. De bir tespitiniz var. Oradan başlayayım. İnşaatın anahtarı biziz diyorsunuz değil mi? Doğrudur. Niye? İnşaatın anahtarı nedir? Beton. Beton olmadan inşaat olmaz. Olmaz. Tamam. Ama eskiden de yıkılan binaları görüyorsunuz birçok. Evet. Ve kentsel dönüşüm görüyorsunuz. O da neden? Kötü betondan. Yani beton ve kalite. İkisini birleştireceksiniz. Midye kabuklarıyla, deniz kumuyla yapılanlardan bahsedildi geçmişte evet. Yıllarca. Hatta çok önce Mardin teknolojisi diye biz gülerdik. Evet. Mardinler karıştırarak yerde yaparlar ve deniz kumu getirirler. Denizden midyeli falan hepsi olurdu. Ama bunların çok yanlış şeyler olduğunu, yani bu az gelişmişlikte yapılan şeyler. Betonun kalitesi çok önemli çünkü... 5 katlı, 10 katlı, 50 katlı binalar yapıyorsunuz. Gökdelen yapılıyor.
Hepsinin mukavemetlerinin ona göre olması lazım. Mühendislik hesapları aynen ona göre oldu. Size mühendislik hesabı olarak size C50 beton, C49 beton verebilir. Siz onu sağlayabilmeniz lazım. Onu da ancak iyi bir beton santralı ile sağlayabilirsiniz. O santral nedir? Beton santral elektrik santrali. Bu o değil ama. Elektriği üreten santrala elektrik santralı diyorsunuz. Betonu üreten santrala da beton santralı diyoruz. Tamam. Beton santralı bütün betonun içerdiği malzemeleri, kum, çakıl, mıcır, katkı maddeleri, çimentosu, bütün bunları alıp depolayıp dozajlayarak en hassas kilogramına göre karıştırıp beton haline getiren makinalardır. Teknoloji var yani işin içinde. Kesinlikle, kesinlikle teknoloji var. Zaten bir kompütürden istediğiniz betonu yazıyorsunuz. Makine size o kalitede betonu üretmiş olarak veriyor. Bu, zaten onu kontrol ettiklerinde o vasıfta şey değilse, beton değilse üretimi de durdururlar. Müsaade de etmezler kontrol sizin inşaata devamınıza. Yani şu bildiğimiz betonu bütün işte isterseniz bir basit bir evden tutun da büyük göklerine iş merkezine kadar betonu üreten makineleri üretiyorsunuz. Evet. Beton fabrikaları da diyorlar Avrupa'da. Hmm. Betonu üreten makineler. 30 metreküp saatten ufaktan başlayıp 1000 metreküp saatlere kadar ulaşan kapasiteler. Yüksek bir yatırım mıdır? Projesine göre bir baraj projesi için daha büyük bir yatırımdır. En son mesela Arabistan'da 5000 villalık bir şey için verdik. 5 tane tesis aldılar, kurdular hızlı bitirmek istedikleri için. Ama 2 tane tesisle de bu işi bitirebilirlerdi. Sizin projenizin süresine bağlı birazcık. Yani ama inşaatın toplam proje payı içerisinde verdiğiniz bedel azdır. Size olan faydası onun çok kat kat fazlasıdır. İşiniz bittiğinde ya bir başka projenize taşırsınız o makineyi ya da satarsınız, daha kâr edersiniz. Sizin bir tesisiniz var bu Türkiye'de değil mi? Yani bu santraliniz var değil mi? Hayır, biz santrali üretiyoruz. Peki nerede? Bir yer var ama herhalde. Bir arazi, bir tesis, bir şey var herhalde. Hayır, bizim 4 tane fabrikamız var. Ha, fabrika var yani. 4 tane fabrikamız var. Entegre olarak çalışır. Bu makinelerin bütün ekipmanlarını birbirine bağlı olarak üretir. Ve dünyanın... Bunları da siz üretiyorsunuz. Hepsini biz üretiyoruz. Bizim bu konuda bir bakanlık tescilli bir Ar-Ge merkezimiz var. 125 ülkeye kadar da bunu ihraç ediyoruz. Ha, şimdi ona geleceğim ama ona gelmeden önce... Emek yoğun bir iş mi? Yani istihdamı şimdi, yüksek mi? Şimdi orta teknolojik bir iştir Avrupa için bu. O nedenle de Avrupa'da maliyetleri daha fazla olduğu için bizim tip gelişmekte olan ülkelere kayan bir teknolojidir. Ama siz burada emek yoğun yaparsanız artık Türkiye'de de çalışmak isteyen insan sayısı azaldığı için bunu Endüstri 4.0 yolunda hızlı ilerlerken işte robotlara vesaire işlerinizi yaptırarak yaparsanız bizim fabrikamız o vaziyettedir. 15 tane robotumuz var. Kaynak işleri, boya işleri hepsi robotlarla yapılır. Zaten Avrupalı ve diğer ülkelerden gelenler tesisi gördükleri zaman o zaman kendilerini ya Avrupa'dan da ileri bir ortamda bulduklarını ve onun için de hemen sipariş vermeye niyetlendiklerini yapıyorlar. O sayede biz %100 üretimimizi yıllardır hepsini ihraç ediyoruz. Ama istihdam da var tabii değil mi? Yani istihdam sayımız 400, da yüksek. 400 civarında istihdamımız var. Yani ona rağmen bu robotlar falan var. Daha Endüstri 4.0'da çok daha ileri dijitalizasyona gidebilirsiniz ama her işe uygun şekilde değil. Bizim işte bir 5 tane 10 tane daha robot koyma şansımız var. Ondan fazlasını yine insanlarla yapacaksınız. Niye sırf ihracat yapıyorsunuz? Niye? Çünkü iç piyasaya çalışıyorsunuz. Çünkü eleştiri anlamında söylemiyorum. Hayır. Bir de nereye ihracat yapıyorsunuz? Biz 125 tane ülkeye kadar ihracat yapıyoruz. Şimdi dünyayı şöyle bir küre düşünün. Evet. En Fransız Polonezya'sı bir uç noktada ve Avustralya yanında şöyle bir tur atın küre üzerinden gelin burada Kiribati Adası'yla son buluyor. Bunların hepsine yaptık biz ihracat ve bu çember içerisinde de toplam 125 tane ülke oldu. Bu makineleri yolluyorsunuz o koca makineleri. Tabii. Mesela
Bir de büyük ve küçük var. Şimdi Kazakistan'a bir tane gönderiyoruz mesela, bir tesis. 19 tırla gidiyor tam. 19 tırla gidiyor. Evet. Orada aynı benzeri Fransa'ya gidecek. O da Ocak ayından sonra gidecek. Ve orada gidip arkadaşlarımız bunları monte ediyor. Çalıştırıp teslim ediyor. Yani Türkiye'nin çok yüzünü ağırtan insanlarız biz. Ama oralarda farkında olunmuyor. Biz oralarda çalışıyoruz. Oralardaki itibarımız Türkiye'den çok daha fazla. Çünkü peki bir şey söyleyeceğim Muzlar Bey, bu adamlar niye burnunun dibinden bu makineleri almıyorlar da bilmem ne kaç dünyanın öbür ucundan gelip sizden alıyorlar? Çünkü dünyada bu işleri yapan firmaların sayıları belli. Az mıdır? Çok fazla değil. Ha. Bugün internet dolayısıyla herkese ulaşabiliyorsunuz. Evet. Fiyat kalite oranı çok önemli. Sonra alabileceğiniz hizmet çok önemli. Ha. Dolayısıyla hatta bir keresinde ben fabrikada misafirler gördüm. Nereden dedim? Avustralya'dan gelmişler. Yani ne işleri var? Aynı şeyi siz sormuşsunuz. Bak ben size sordum. Sordum. Sonra o misafirler 3 defa daha geldiler. İyice emin olmak için her şeyden. Ve 15 milyar dolarlık bir LNG projesi almışlardı. Onun bütün beton santrallerini bize sipariş verdiler. Yaptık ve son derece memnun kaldılar. Sonra Avustralya'da devam ettik. Başka müşterilere sattık. En son bir işte bir baraj işinde büyük bir makineydi. Son bizi seçmişler. Bir de bir Amerikan firması. Hı hı. Tabii Türk deyince Amerikan firması küçümsemiş. Ya. Yani bizle çünkü fiyatları da bizim 2,5 katımız. Kıyas edilir mi diye. Tabii projenin yetkilisi de bizim pazarlama müdürüne demiş ki ya bunlar böyle böyle sizin hani Türk olduğunuzu, çelik kalitenizi falan İyi olur mu diye soru işaretleri var. Bizim pazarlama müdürü arkadaşımız bir liste veriyor. Avustralya'da şu 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 firmalarla bir görüşür müsünüz diyor. Bizim kurduğumuz tesisler hepsinin memnun olduğunu gördükten sonra hemen siparişi verdiler. Ve tesisi yaptık, gönderdik, kurduk. Şu anda çok memnunlar ki dünyanın en büyük ilk 50 firması arasında bir firma yani barajı yapan. Türkiye'de sizin gibi şirketler var mı? Yani sizin gibi derken şimdi 1000 ihracatçı listesinde bazen 500'deyiz, bazen 1000'deyiz. 10 seneden fazladır sürekli biz varız. Giren, çıkan, düşen falan oluyor ama o sürekliliği sağlamak lazım. Niye yani yurt içinde de kurmuyorsunuz bu santrali? Niye? Çünkü ya şu Türkiye'de çok büyük projeler yapılıyor. İşte evet, barajlar yapılıyor, köprüler yapılıyor. Şimdi şu bardaktan Türkiye'de çok satılıyor değil mi? Evet. Benzerleri. 10 liraya da var. Ama benim bardağım çok kaliteli diyorsunuz. Ben 15 liraya satıyorum diyorsunuz. Türkiye'de diyorlar ki 10 liraya bu bardak, bardak. Ama benimkinin epey bir özelliği var diyorsunuz. Ona bakmaya bile ihtiyaç hissetmiyor. Ama dışarıdaki bakıyor özelliklerine, gerçekten bu paraya eder diyor. Ve dışarıda bizim istediğimiz rakamları verdikleri için uzlaşıyoruz. Biz de onlara satıyoruz. Onlar mutlu, biz mutlu. Türkiye'de bizden almayanlar mutsuz demiyoruz. Çünkü onlar daha ucuz mal istiyorlar. Biz de onu yapamıyoruz yani. Şunu yapan mı var Mustafa Bey? Yani daha ucuz olması için malzemeden çalınır çok, mı? Çok şey. Böyle midir bu iş? Çok bilmediğim şey için. Sadece bir teknoloji farkı, iki malzemeden çalma, yani kaliteden çalma. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Azerbaycan'dan bir müşteri gelmiş ve bizim fabrikayı gezdi, çok beğendi ama fiyatınız çok pahalı dedi. Gidip Ankara'dan bir yerden bir makine almış. Ve 2 ay sonra bizi aradı, 1,5 veya 2 ay sonra. Arkadaşımıza diyor ki sizden bir makine alacağım ama gelip bu makineyi de adam edeceksiniz bana. Yok biz onunla uğraşamayız dedik. Tamam komple otomasyon sistemini sizden alayım dedi. Peki dedi, o şekilde anlaştılar. Yani dışarılara satıyorlar sonra hizmet vermeye devam ettiremediği zaman bu sefer Türkiye'ye de çok büyük kötülük. Ha bir de bir işin perde arkası, yani bir sonraki aşaması hizmeti var bu işin değil çok mi? Önemli. Çok önemli. Yani biz buradan dünyanın her yerine kompütürle bağlanıp programını kontrol edip bir arızası varsa neden olduğunu da izah edebiliyoruz. Destek de verebiliyoruz. Ki şimdi artırılmış gerçeklik yapay zeka çalışmalarımız var. Hı hı, evet. Orada gözlüğü taktığı zaman şunu sök şunu tak adama buradan kumandayla bütün o bakım hizmetlerini de yapabileceğiz. Ar-Ge merkezimiz bu konuda çalışıyor uzun zamandır. TÜBİTAK Teşvik'te bir projemiz var.
Yani teknolojik yatırımlarınız ve kalite anlayışınızı hiç değiştirmemeniz lazım. Onu maalesef değiştirdikleri için Türkiye'de şey olmuyor. Yani bazı şeyler önemsenmiyor ama Avrupa'da önemseniyor veyahut da yurt dışındaki. Mesela galvanizli yapıyorsunuz. Boya yerine galvanizli çok daha uzun ömürlü ve dayanıklı yapar. Türkiye'de ya ne gerek var diyor, ucuz olsun diyor. Biz Avrupa'da de dönüp onu yapamıyoruz. Kriteri var mı Mustafa Bey? Yani bu makinenin işte şu şartlarda şöyle sözleşmeyle yapılır diye bir kriteri var mıdır? Böyle bize şartnameler gelir. Bütün Fransızca, İngilizce, Almanca onlara göre bütün fiyatlarımızı, teklifimizi hazırlar veririz. Ondan sonra değerlendirilir. Veya bizim standart makinemizi veriyorsak bütün detaylar, özellikleri belirlidir. Alır incelerler. Değiştirmek istedikleri varsa onu da bize sorarlar, bildirirler. İyice emin olduktan sonra alırlar yani. Toplam ne kadar ihracat yapıyorsunuz? 150 milyon dolar civarında. Yıllık mı? Yıllık. Tüm dünyaya 50 milyon. Ağırlıklı olarak yaptığınız Avrupa mıdır? Şimdi Avrupa'ya döndü. Bir ara çok fazla şeydi, Rusya'ydı. Rusya'da bizim kurulu 1100 tane beton santral var. 1100 tane? 1100 tane. Evet. Rusların çoğunu siz yapıyorsunuz. Sizin santraller yapıyorsunuz. Biz orada pazar lideriyiz, bir numarayız. Ve şeyde şimdi Avrupa daha fazla artmış vaziyette. Rusya birazcık yavaşladı ama yine de bu sene 40 tane tesis gönderdik yani Rusya'ya. O zaman ülkeler, yani şimdi buradan da şöyle bir şey tespitini yapabiliyorsunuz herhalde. Bu kadar ihracatçı olduğunuza göre hangi ülkelerde inşaatın geliştiğini ya da yatırım yapıldığı, yani sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. İşte düne kadar Rusya en fazla inşaat yatırımı yapıyordu. Şimdi herhalde Avrupa mı? Avrupa daha fazla yatırım yapıyor. Avrupa'da inşaat faaliyeti çok. Mesela öyle oluyor ki geçen İki hafta içerisinde Irak'tan ve Libya'dan kaç tane müşteri geldi ve sipariş verdi. Sonra bir olaylar oluyor, birdenbire bakıyorsun. Ha, onlardan da etkileniyor. Hepsinden etkileniyor. Şimdi biz bütün dünyayı çok iyi takip ediyoruz, etmek zorundayız. Nerede iş var? Mesela bir sürü küçük Fransız sömürgesi ülkeler var. Onların hepsi alıyorlar, şey santral alıyor, inşaatlarını yapıyorlar. Küçük ülkeler ama bunların da ihtiyaçları var ve onlar da gelip buluyorlar. Bugün internet vasıtasıyla ulaşmak çok tabii, kolay biliyorsunuz. Global artık. Yani. Global bir köy gibi. Ve internetten iyice incelemek de mümkün. Yani firmanın kalitesini, makinelerin boyutunu vesairesi. Bir de referans açısından herkese ulaşabilirsiniz. Yani şimdi internet kampanyalar var. Koyuyor resmi, satıyor. Kandırabiliyor bazen müşteriyi. Çin'den de şuradan da buradan da. Ama bir defa iki defa oluyor. Yani gerçekleri örtemiyorsunuz yani. Hiç gitmediğiniz ülke var mı? Amerika var mı? Var var. Amerika çünkü yenileme açısından çok zayıf bir ülkedir ama. Yok, başladılar. Öyle Amerika'da mi? Epey bir beton azdı eskiden. Şimdi beton yatırımları başladı. Amerika, Güney Amerika daha önce başladı. Güney Amerika var. Aslında suçlu sizsiniz değil mi? Her taraf beton yapan siz. Niye? Biz alet oluyoruz. Bize böyle de bakabiliriz. Evet. Yani her taraf beton sizin yüzünüzden, evet, sizin betonlar yüzünden. Çevreciler bizi döver. Tabii çevrecilerin sevmediği bir kişisiniz. Bir mail var, ne alakası var bilmiyorum ama üzerimde kalmasın sorayım. Asbestle ilgili bir soru sorar mısınız diyor. Asbestle ne alakanız var? Asbestle hiçbir alakamız yok. Hiçbir alakanız yok hiçbir değil mi? Hiçbir alakamız yok. Hayır. Peki 2020'de ne öngörüyorsunuz? 2020'de bu ticaret savaşları birazcık azalırsa tabii iki kişinin dudağı arasında ya Amerika ve Çin anlaşma durumunda birazcık daha şey olacak. Tabii onların kendi hesapları var. Şey ele geçirme, ben şu bölgeyi aldım, sen şu bölgeyi aldım. Pazarlıkları bilmiyoruz onları biz. Ama şunu söyleyeyim. O kadar çok ülkeyi darmadağın ettiler ki, o kadar çok yeri yıktılar ki orada yapılacak betonlara makine falan yetişmez. Siz burada elinizi mi ovuşturuyorsunuz? Ovuşturmuyoruz. Biz her zaman iş yapıyoruz. Çünkü biz global, uluslararası standartta çalıştığımız için çok şükür hiçbir zaman iş problemimiz olmadı. Yani o ülkeden, bir de çok kaliteli makineler yaptığımız için aynı müşteriler %50 civarında tekrar ederler. İhtiyacı olduğunda hemen gelir. O nedenle iş problemimiz olmuyor. Yani üretimimizi rahatlıkla satabiliyoruz. Ama ona, şimdi yeni mesela bu Türkiye'nin
ekonomik kriz ortamı deniyor ama biz yeni fabrika kuruyoruz. Beşinci fabrikanın bütün işlemleri. Nerede? Yine aynı Çerkez yerde. Gibi. Yine. Birbirine yakın fabrikaların hepsi 5'er dakika mesafede. Hı hı. Yani o nedenle eğer Orta Doğu'ya biraz nefes aldırırlarsa şey olsun diye. Yani, Orta Doğu'ya hiç gitmiyor muydunuz bugüne kadar siz? Ha, gidiyoruz. Var mısın, yine satıyoruz. Çok yerde varız. Hı. Yani geçen gün bir makine verdik. Bağdat'ı kurulacaktı. Bağdat'ta yine bombalar patlamış. Şeye Erbil'e kuracağız dediler. Bu sefer şimdilik sonra oraya götürürüz. Yani oralardan gelip alıyorlar sık sık. Ama alınanların 50 katı falan olacak. Yani öyle bir şey yıkım var ki. O evlerin hepsi yeniden yapılacak. O projelerin hepsi yeniden gerçekleşecek. Libya aynı durumda. Doğru. Diğer ülkelerin de bu Arap Baharı nedeniyle de şey onlar da durdu. Eskiden mesela Fas, Tunus, Cezayir. Onları da iyi satardık. Cezayir'de seçimler vesaire var. Onlarda da iş azalmış durumda. Rusya ekonomik olarak çok şeyi düşürmüş durumda yatırımları. Yani bunların dünyada parabollaşıyor diyorlar ama bunun somut bir şeyiyle gelmesi lazım. Yani bu iki şeyin devin kavgasının kararıyla olması lazım diye düşünüyorum. Eğer onlar birazcık sakinleşmeyi önerirlerse o zaman inşaat bütün dünyada birden hızlanacak gibi geliyor. O zaman da makine falan yetişmez. Çok fazla herkese mutluluk olur yani. Vallahi tebrik ediyorum. Mustafa Bey çok şey gerçekten hem ilginç bir alan hem de yani Türkiye'de de teksiniz, dünyada da neredeyse tek şirketlerden birisiniz, bir başarı hikayesi. Sağ olun. Siz aslında mühendissiniz değil mi? Ben uçak şey mühendisiyim. Uçak mühendisiniz, bu işe girdiniz. Makine mühendisi. Uçak değil de beton yapıyor dedi. Benim mezun olduğum zaman uçağın alanı bir tek Türk Hava Yolları ile sınırlıydı. Ben de bir tek o kadar sınırlı alanda çalışmak istemedim. Makinacılık yaptım. Alarko firması vardır rahmetli şeyin. 6 ay mühendislik yaptım. 6 ayda baş mühendis yaptılar. Bir senede baş mühendislik yaptım. Sonra ayrılıp kendi firmamı kurdum. İşte 45 sene falan. Yarım asır olmuş neredeyse. Evet. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ ağzınıza sağlık. Teşekkürler efendim. Cumartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mapfre Sigorta Bakış Programı'nı sundu.